Mutfağımdan herkese selamlar sevgiler mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlerle leziz meleziz sunumu oldukça şık yapımı son derece kolay tam yazı uygun bir salata hazırlayacağız patates salatasını sizler de böyle farklı şekillerde yapmak isterseniz bu tarifimi denemenizi tavsiye ederim buyurun hemen yapım aşamalarına geçelim 6 tane orta boy patatesimizi tenceremize alalım. Patatesi ben genelde düdüklü tencerede haşlıyorum. Hem daha kısa sürede haşlanmış oluyor hem de daha tasarruflu oluyor. Üzerine çıkacak kadar suyumuzu ilave edelim. Düdüklü tenceremizin kapağını kapatalım. Kaynamaya başladıktan sonra 8 dakika haşlamamız yeterli olacak. Tabi kullanacağınız tencereden tencereye bu süre değişebilir. 8 dakikanın sonunda hemen tenceremizi kontrol edelim. Bir çatal yardımıyla e, iyice haşlanıp haşlanmadığını kontrol edebiliriz. Söylemiş olduğum gibi isterseniz normal tencerede de haşlayabilirsiniz. Patateslerimizi haşladık. Kabuklarını soyduktan sonra hemen bir eziciyle iyice ezelim. İsterseniz rende kullanarak da ezebilirsiniz. Tamamen sizlere kalmış. Patatesleri iyice ezdikten sonra soğuması için hemen bir kenara kaldıralım ve bu arada salatamızda böyle bolca salatalık kullanacağız. 5 tane kullandım. Sizler büyük boy salatalık kullanırsanız 2-3 tane de yeterli olacaktır. Salatalıklarımızı rendeleyelim. Salatalıkları rendeledikten sonra suyunu sıkalım. Bu oldukça önemli bir detay sıkmanızı tavsiye ederim. Aksi takdirde patates salatamız böyle sulanabilir, cacık gibi olabilir. Evet iyice sıktık. Geriye kalan suyunu da kesinlikle dökmüyoruz. İçebilirsiniz veya yüzünüze sürebilirsiniz. Malzemelerimiz hazır. Hemen birleştirme kısmına geçebiliriz. Ezilmiş patatesimizin üzerine bir su bardağı normal yoğurt ve bir su bardağı da süzme yoğurdumuzu ilave edelim. Evinizde süzme yoğurt yoksa normal yoğurdunuzu böyle süzerek bir süzgeçte bekleterek e, süzme yoğurt kıvamına getirebilirsiniz. 2 yemek kaşığı mayonezimizi ilave edelim. Mayonez sevmeyenler kullanmaya da bilirler. 1,5 tatlı kaşığı tuzumuzu serpelim. Tuzunu damak tadınıza göre arttırıp veya azaltabilirsiniz. Üzerine iki diş sarımsağımızı hemen rendeleyelim. Sizler yoğun sarımsaklı isterseniz bir diş daha fazla kullanabilirsiniz. Son olarak rendelenmiş olduğumuz ve suyunu sıkmış olduğumuz salatalıklarımızı üzerine alalım. Bu aşamadan sonra bir spatula ile veya bir kaşıkla malzemelerimizi iyice karıştıralım. Malzemelerimizi iyice karıştırdık ve daha sonra bir borcama yayalım. Bu salatayı yaparken isterseniz böyle borcam kullanabilirsiniz veya ayaklı sunumluklarda da çok şık oluyor. Tabi porsiyonluk yapmak isterseniz küçük kaselerde yapabilirsiniz. Yani sunumu tamamen sizlere kalmış. Patatesimizi kalıbımıza aldıktan sonra bir spatula yardımıyla üzerine iyice düzleştirelim. Düzelttikten sonra salatamızın üzerini süslemeye geçebiliriz. Süsleme işi tamamen sizlere kalmış. Sevdiğiniz malzemeler veya evde bulunan malzemelerinizle üzerine süsleyebilirsiniz. Salatanın üzerine bugün böyle yarım demet dereotunu ince ince doğradım ve yarım kutuda haşlanmış mısırım vardı. Onunla süsleyeceğim. Tabii söylemiş olduğum gibi sizler dilediğiniz şekillerde süsleyebilirsiniz. Patates salatamızı süsledikten sonra vaktiniz varsa 1-2 saat buzdolabında bekletebilirsiniz. Ben bugün bekletmedim. Hemen böyle servisine geçeceğim. Tabi kalıp gibi çıkmasını isterseniz mutlaka 1-2 saat bekletmenize tavsiye ederim. Salatamızın görüntüsü harika. Hemen servis tabağını alıp sizlere böyle yakından göstermek istiyorum. Leziz salatamızın hemen lezzetine kontrol edelim. Zaten bu salatayı çok sık yaptığım için lezzetinden hiçbir şekilde şüphem yok. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hem çok hafif hem de gerçekten çok lezzetli bir salata. Bugün de sizlerle bir tarifin daha sonuna geldik. E, videomu beğendiyseniz kanalımdaki diğer salata tariflerine de bakabilirsiniz. Hepsi denenmiş tarifler gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenip e, diğer tariflerim için isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Abone olduktan sonra bildirim zilini açarsanız paylaştığım tariften hemen haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerle görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Evinizden huzur, mutfağınızdan yemek kokusu, masanızdan sevdikleriniz eksik olmasın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.